Bir sorumuz daha var. Çok terleyen ve ter kokan birisi kıyafetleri yıkanınca dahi bu kokunun gitmediğinden bahsetmiş izleyicimiz. Birçok doktora gitmişler fakat bir çözüm bulamamışlar. Siz ne önerirsiniz diye Şimdi soruyorlar. yine burada hasta bazlı konuşursak terleme önemli bir sorun. Gerçekten çok sıkıntı çekiyor hastalar. Sosyal hayatını, yaşamını, işini, her şeyini etkiliyor. Bazı terler oradaki mikroorganizmalar nedeniyle de koku yapabiliyor, koku üretebiliyor. Özellikle bazı bölgelerde, özellikle koltuk altı veya genital bölgede o kapalı bölgeler aşırı kapalı da kaldığı için orada mikroorganizmalarla birlikte kokular oluşabiliyor. Tabii ki bu terlemenin nedeni nedir? Yani organik bir neden var mı? Sistemik bir hastalığa bağlı meydana geliyor mu? Ve hatta bazen hani bir D vitamini eksikliği bile terleme yapabiliyor. Veyahut da diyabet terleme yapabiliyor. Bu noktada Yine tiroidden tiroid bahsedilebilir mi? hastalıkları en önemli. Yani özellikle hipertiroidi aşırı terleme yapabiliyor. Gizli tiroid dediğimiz, Hashimoto, otoimmün tiroidit dediğimiz durumlarda farkında olmadan hasta bir sürece doğru gidiyor. Orada terleme ve işte bazı hastalıkların, enfeksiyonların sonucunda hatta bazen en kötüsü kanser oluşumu nedeniyle bazı uyarılar, nörojenik uyarılar, hormonal uyarılar nedeniyle veyahut da bazı kanserler, hormon duyarlı kanserler, onların salgıladığı maddeler nedeniyle yine terlemeler olabilir. Yani bir sistemik nedeni var mı, ona iyi bir dikkat etmek lazım. Bazen de ne kadar araştırırsanız araştırın bir sebep bulamıyorsunuz. Bu zamanda terlemeyi azaltıcı yöntemleri ve tavsiyelerde bulunmamız Neler gerekiyor. bu yöntemler? Nelerden faydalanılıyor? Yani lokal ise daha kolay işimiz. Mesela o bölgede lokal hani terlemeyi azaltan kremler var. Kimyasal bazı ilaç dediğimiz maddeler o bölgeye lokal olarak uygulanabilir. Koltuk altını veyahut da el bölgesi. O yeterli kalmıyorsa elektroliz dediğimiz elektrik akımı düşük, onu hissetmiyorsunuz. Oradaki iyon akımı nedeniyle o ter bezlerini boşaltıp haftanın bir iki günü o bölgede terleme o cihaza elini koyuyor iki günü. Bunun ev yapımı olanlar var. Ayaklar için de kullanıyoruz bunu, eller için de. Haftada iki gün, üç gün bunu elini bir 5 dakika, 10 dakika o şeyin içerisinde bekletiyor. Oradaki ter kanallarını, iyonları boşaltıyor. Oradan terleme olmuyor. Veyahut da ne yapılabilir? O bölgenin botoks dediğimiz yöntemle o bölgenin ter kanallarına gelen sinirler, uçlar uyuşturuluyor ve terleme meydana gelmiyor. Veyahut da en daha ileri yöntemi terleme lokal bölgesel ise o bölgeye giden sempatik sinirler blokaja, kimyasal blokaj veyahut da klemp koyma veyahut da cerrahi olarak sinirin kesilmesi gibi birçok yöntem uygulanabiliyor. Bunun dışında hastanın hani strese bağlıysa o stresini giderecek anksiyolitik, stres giderici, sakinleştirici ilaçlar, terleme önleyici bazı ilaçlar var. Antikolinerjik ilaçlar dediğimiz ilaçlar var. Onlar sistemik tedavilerde daha çok kullanılabiliyor. Bu ilaçların kullanılabilirliği söz konusu olabilir. Bunlar terlemede ve işte hormon bozukluğu varsa hormonun bozukluğunun giderilmesi, hastalığın giderilmesi terlemeyi önleyecektir yani. Çok değişik yöntemler öğreniyoruz bize bu programda sizlerin vesilesiyle. Tabii kendi alanımızda olmayınca şahit oldukça insan daha da şaşırıyor gelişen yöntemler karşısında. Bazen şu anda mesela terlemede lazer yöntemi kullanılıyor. O bölgeye lazer uygulamaları yapılıyor. O bile etkili oluyor. Bazı lazerler terlemeyi azaltıyor bölgesel olduğu zaman. O bölgelerde lazerle yani dünya sağlık gelişim ve değişim içerisinde, yenilenme içerisinde yeni yöntemler her zaman gelişecektir. Evet. Hani hiçbir zaman umudu kesmemek lazım. Takip etmek lazım sağlık mecrasını doğru yerlerden. Bir sorumuz daha var. 30 yaşındayım. Yüzümde hala tek tük sivilce çıkıyor. Elimle bunu patlatıyorum bir şekilde. Bunun bir zararı olur mu? Olur. Yani 30 yaşında bir bayan mı değil mi ona bir bakmak erkek mi onu fark ediyor akne yaklaşımımızda bize. Bayanlarda özellikle çene bölgesinde bu jawline'de soruyu da daha çok çıkıyorsa bu bir hormonal
bir polikistik over olabiliyor. Ona bağlı olarak hem sivilcelenme hem tüylenme hem akne oluşumu meydana gelebiliyor bu gibi. Ama erkekte ise daha çok hani kullandığımız ürünlere dikkat edelim. İki, stres kaynaklı oluyor. Yani biz akne strese bağlı, stres aknesi dediğimiz bu durum özellikle yoğun stres dönemlerinde biraz da uğraştığımız için çok yanlış bir uygulama. Sivilceyi sıkarsam yok ederim. Öyle bir şey yok. Sivilcenin oluşumundaki en önemli şey yağ bez kıllara bağlı olan yağ bezleridir. Sebaseünit diyoruz biz ona. Yağ bezlerini sıkarak yukarı doğru çıkaramıyorsunuz. Aşağı doğru patlatıyorsunuz. Tam o yağ bezindeki bütün mikroorganizmayı, bakteriyi derinin içine yayıyorsunuz. Bu size bir tane sivilce oluyor size ya daha koca bir sivilce veyahut da daha çok bir sivilce oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Uğraşmak işte. Koparmaya çalışmak, onu çıkarmaya çalışmak, mekanik olarak onunla uğraşmak sivilceyi azaltmaz, ortadan kaldırmaz, zarar verir. Zararı nedir o soruya geleyim. Bir, daha şiddetli, daha kötü bir duruma dönüştürebilir. İki, büyük sivilceler, apseler yaparak orada kalıcı sıkar, akne izleri, ömür boyu taşıyacağı belki de akne izlerine dönüşebilir. Üç, lekelenme yapabilir. Yani dört, yani bir psikolojik stresini, kendi sağlığını daha da psikolojik stresini arttırarak o yönden de psikolojisini bozacaktır, imajını bozacaktır, sosyal hayatını bozacaktır. Yani birçok şeye neden olabilir. Burada şimdi bütün bunlardan, akneden bahsettik, yine çok yaygın olan durumlardan birisi, cilt kanserleri ve izleyici sorularına yer verdik. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bir de özellikle son zamanlarda giderek ilginin arttığı konulardan birisi de yaşlanma karşıtı ürünler ve kullanılan yöntemler. Evet. Burada neler var karşımıza çıkan yaşlanma karşıtı ürünlerde ve kaç yaşından itibaren bunları kullanmaya başlamamız gerekir? Hangi ürünlerden uzak durmamız gerekir? Ya da hangi yöntemlere başvurabiliriz? Tabii bu güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Gerçekten de hani çok izleyicinin veyahut da çok büyük kitlenin merak ettiği bir soru. Bunu da bir şekilde yapmaya çalışıyoruz, karşılamaya çalışıyoruz. Yaşlanma karşıtı, yaşlanmayı önleyemeyiz. Yani ben biraz önce bunu bir yerde de paylaştım. Yaşlanmayı geciktirebiliriz. Yaşlanacağız. Benim şeyim her yaşın güzelliğini yakalamak. Yani o her yaşımızda, yaşımız için güzel olanı. Biz, benim yaşımda 18 yaşındaki çocuğun dokusunu bekleyemezsiniz. Doğru da olmaz. Ama bizim yaşımıza uygun en güzel versiyonumuz neyse onu yakalamaya çalışmak lazım. Bu nedenle biraz önce de programda da bahsettik. Yani bir düzenli cilt temizliği, cilt bakımını yapmamız gerekir. Cildi tahrişten korumamız lazım. Zarar hasarlamaktan, vurmaktan, çarpmaktan, rüzgardan, güneşten korumamız lazım. Bunlara sigara önemli. En zarar veren durumlardan biridir. Bir sürü kimyası hem cildi lekeliyor, hem cilt hastalıklarını arttırabiliyor, hem de tedavisini zorlaştırıyor. Verdiğimiz tedavi sigara içenlerde etkisiz kalabiliyor. O zaman daha ağır ilaçlar, daha yoğun ilaçlar kullanmak gerekebilir. Bunun dışında iyi uyku, bu çok önemli. Beslenme, diyet, antioksidan ürünler ve vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminler, mineraller fazlası değil, yeteri kadar. Yani o noktada çok D vitamini yüklemek. Biraz önce dedim ya hani cilt sağlığıyla çok önemlidir D vitamini eksikliği. Saç dökülmesinden tutun birçok dermatolojik hastalığın alevlenmesi ve ortaya çıkmasına da neden olabilir. Bu noktada onu tamamlamamız lazım ama çok fazla aldığımızda bu sefer sağlığımızı etkileyebilir. C vitamini, antioksidan ürünler, vitaminler gereği kadar mesela saçımızda dökülme olduğu zaman, cildimizde kurulma olduğu zaman bazı eksiklikler var demektir. Bazı problemler var demektir. Bunu işte profesyonel insanlardan destek alarak onlara yönelik saç vitaminleri, cilt vitaminleri, destekleyicileri, cildin yapısını tamir edecek vitaminleri oral veya ağızdan, oral dediğimiz ağızdan veyahut da
krem şeklinde, losyon şeklinde, sörüm şeklinde, tonik şeklinde uygulayabiliriz. Bu şekilde bir bakım şeyine yapmamız lazım. Özellikle belli bir yaştan sonra cildimizdeki değişiklikleri iyi gözlemleme. Her yaşta tabii ama burada kötüye giden dengeyi şey yapmakla, beslenmenin yanında mevcut hastalığımız varsa onu hemen yani doğru bir şekilde tedavi ettirmenin, yani hastalığın ilerleyip kalıcı hasarlar bırakmasını beklemememiz lazım. Dördüncüsü de şu anda hani enerji bazlı yöntemler var. Yani kozmetik ürünler var, PRP, mezoterapi gibi birçok bakım yöntemleri var. Cildi daha dinamik tutan, mesela PRP'de kendi kanımızdan alınan trombositler, iyileştirici faktörler birçok şeyde kullanıyoruz. Saç dökülmesinde tutun, yüzün, cildin parlamasında, renk giderici özelliğinde, yaraların, skarların, izlerin giderilmesinde kullanabiliyoruz. Yine bununla ilgili bu maddeleri içeren, büyüme faktörleri içeren antioksidanlar, amino asitler, proteinler, 40'ın 50'nin üzerinde kolajen, hyaluronik asit, skalen dediğimiz maddeleri komple içeren mezoterapi ürünleri var. Bunların belli bir yaştan sonra, 30'lu yaşlardan itibaren bunlar bakım olarak yılda birkaç defa uygulanabilir. Bunun dışında hani sorun varsa sorunun giderilmesinin dışında enerji bazlı sistemler var. Eskiden bunlarla sınırlı etki sağlayabiliyorduk. Mesela radyo frekans altın iğne yöntemleri var. Bunlar cildin altına vererek rejenerasyon dediğimiz yenilenmeyi uyarıyorlar. Gençleşmeyi gençleniyor. Lifting yaparak yüzün şekillenmesini, sarkmasını engelleyebiliyor. Bunların da kendine göre şeyleri var. İşte yine lazer, fraksiyonel lazer sistemleri, yeni gelişmiş sistemler gerçekten güzel ve hızlı etki gösterebiliyor. Lazer sistemleriyle mikro delikler açarak, o mikro deliklerin iyileşmesiyle bakıyorsunuz, çok güzel, fresh bir cildiniz, parlak bir cildiniz oluşabiliyor. Veyahut da hasarlı bölgeyi çok güzel o lazer sistemleriyle tedavi edebiliyorsunuz. Veya oluşmuş damarları çok tek veya birkaç seansta ortadan kaldırabiliyorsunuz. Yani bu noktada lazer sistemleri yine doğru şekilde kullanılırsa, yine bunu da yanlış kullanan ve doktor olduğunu iddia eden, inanın bazen doktorum diye gidip hani başka insanların kullandığı lazerlerle çok ciddi hasarlar oluşturanlar da olabilir. Buna dikkat etmek lazım ama doğru ellerde, biraz önce kortizonda dediğimiz gibi, bu sistemler gerçekten çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Hastalarımız da memnun kalabiliyor.